Alalım. Evet, okuyalım şuradan. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız diyor Rütük Başkanı Ebubekir Şahin. Ankara Gücü Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor Rütük Başkanı Ebubekir Şahin. Bu arada bana bir eleştiri var. Bu eleştiriyi kabul ediyorum. Bu beşinci kişi. Çok önem verdim. Beşinci kişiden benzeri içerikli bir mesaj. İsmail Bey günaydın. Cengiz Halil Çiçek'ten geliyor. Hakeme fiziki saldırının kabul edilebilir tarafı yok ve olamaz. Ancak buna dayanarak liglerin süresiz ertelenmesi de akılcı çözüm olamaz. Bunun şu mektepler olmasaydı ben bu marifi ne güzel idare ederdim anlayışından da ya da çözümü sokağa çıkma yasağında bulmak arasında ne farkı kalır diye soruyor. İyi yayınlar diliyor. Şimdi ben tabii efendim şu, Ekrem şunu yapmaya çalışıyordum. Ama belki de liglerin süresiz ertelenmesi yanlış bir öneri olabilir. Ve aklıma geldi. Şöyle, kalıcı, radikal, ikna edici, caydırıcı tedbirler alalım. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yapının yanında bu kez kar kalmasın bari. Dolayısıyla liglerin süresiz ertelenmesi fikrinden onun dışında, bu benim yanlış fikrim olabilir, kabul ediyorum. Bir dakika deyip şu dur düğmesine, stop düğmesine basıp bakalım. Bir şapkamızı kenara koyup düşünmeyeceğiz mi? Bu olaydan sonra da düşünmeyeceğiz mi? Ya. Bence çok yerinde. Dünyada da örnekleri var. Evet. İki madde kalmıştı. Evet. Karanlıkla evet. Ilgili. Odalarda ışıksızım. Avrupa ile ticari kaybımız. Frankfurt DAX borsadan 2 saat. İngiltere en çok ihracatımızı, ticaretimizi kimle yapıyoruz üstadım? Avrupa ile yapıyoruz. İngiltere ile 3, Avrupa ile 2 saat farka çıktık. Bu yaz saat ya uygulamasından. Benim izleyenlerim daha erken uyanmak zorunda kalıyorlar arkadaş. Evet, evet. Eskiden daha fazla izleyebiliyorlardı. Şimdi bir parça daha erken kalkmak durumunda kalıyorlar. Psikolojik etki. Şu son cümle. Fevkaladenin fevkinde önemli. Anayasa Mahkemesi. Evet, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve 3 kişi tutuklandı. Hemen son dakika verelim arkadaşlar. Kapsamındaki çırak ve stajyerlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Kendilerine sunduğumuz önerilerden bir tanesi o dönem içerisinde yaptığımız sigortalarımızın ödemelerini biz yapalım. Bunun da biz karşılayalım, devletimize yük olmayalım dedik. Bekliyoruz. Adalet isteyen staj ve çıraklık mağdurları ilk sigorta girişinin başlangıç sayılmasını istiyor. Bize çocukken verilen o sigorta kartlarıyla birlikte siz sigortalısınız dendi. Fakat bugün görüyoruz ki o sigorta kartlarında yapılan sigortalar bizim için hiçbir anlam taşımıyormuş. Tamam, biz devletimizden adalet bekliyoruz. Devletimiz bize hakkımızı iade etsin. Hak mağduriyetleri şimdi biraz evvel Ekrem'in de söylediği gibi bismillah diyerek dükkanlarının önünü de süpürerek dükkanları açmışlar. Biz de onlara hayırlı işler diliyoruz. Mesela Veysel Şenel ilk defa bir programda böylesine Bağkur'un konuşulduğunu görüyorum diyor. Berber salonunu açmış. Veysel Şenel'e teşekkür ediyorum. Fırıncı Nazmi Demirci. Ekrem Bey'in söylediği gibi berber salonları, fırıncılar şu anda bizi açmışlar, izliyorlar. Nazmi Bey de diyor ki teşekkür ediyoruz ilginize, selamınızı aldık. Ligleri süresiz ertelemek doğru değil. Doğrusu federasyonun ve hakem komitesinin değişmesidir. Hakemler baskı altında kalmadan düdük çalsınlar diyor. Bakın ne kadar önemli. Söylediğin gibi esnaf, fırıncısı, berberi, kuaförü herkes, hepsi bizi izliyor. Şimdi efendim ben 11 yıldır sabah haberi yapıyorum. Bu beni birebir ilgilendiriyor. Lütfen. Tamam. Ve bu bir kampanya. Dün sağ olsun Ekrem İmamoğlu da bu konuya girdi. İyi oldu. Bunun kitleselleşmesi için. Vazgeçin artık bu karanlıktan. Bir inat uğruna... Ya Rab diyorum, tamam, bir inat ona ya Rab. Evet, görsel gelsin Güven. Buyurun. Övünerek söylüyorum, yaklaşık 2 hafta önce Halk'ın haberinde Halk TV'de henüz gündemleşmemişken biz bunu canlı yayında anlattık. Çok. Ben bir de Kaya'nın şarkısıyla anlatmak istiyorum. Odalarda ışıksızım demişti büyük üstad. Hatırlarsınız tabii, değil tabii mi? Katıksızım, viraneyim yar. Şimdi 2 küçük kız çocuğum var.
Sabah Allah kalkıyoruz. Başlasın. Çok teşekkür ederim. Zifiri karanlık. Bir kere yıldı ülke insanı. Yıldı. Ülkenin batısında güneş 8.30'da doğuyor. Bugün gelirken size işte baktım 8'i 20 geçe evet. Daha aydınlanmamıştı hava. Peki en önemli not ne biliyor musunuz üstadım? Enerji tasarrufu yapıldı. Bir şey söyleyeyim mi? İTÜ'nün bir raporundan söz ediliyor. Siz de hakimsiniz konuya. Daha raporu gören yok. Miş, muş, müş. Bu yaz saati kalıcı olduğu zaman elektrikte tasarruf edecekmişiz. Dayanak İTÜ raporu. Nerede bu rapor? Yok. Çıkartın görelim. Bir şey soracağım. Ben kaç kişiye sordum. Bunun tasarruf sağladığına dair hiç kimsenin elinde bir veri yok. Sende var mı? Hayır. Hiçbir veri yok. Sadece peşin kabullerle söylediler. Medya bombardımanına tutuldu 2016'da. Konu kapandı. Tam tersi diyenler, Mühendisler Mimarlar Odası, onlar da diyorlar ki bilakis daha çok elektrik harcanıyor. O zaman İzmit ve Iğdır. İzmit'e de selam olsun üstadım, Iğdır'a da. 45. boylam Iğdır. 30. boylam İzmit. Yıllarca İzmit boylamındaydık. Tamam, Iğdır, canımız ciğerimiz oraya gitti saat. Fakat Avrupa'yla 2 saat, İngiltere'yle 3 saat zaman açıldı. Borsalar, kayıplar, şimdi soracağız soruları. Orta Doğu'yla saat farkımız kalmadı. Bakar mısınız? Orta Doğu'yla eşitlendik, Avrupa'dan uzaklaştık. Bir mecaz gibi, müthiş bir ironi değil mi sizce? Çok, gerçekten çok büyük bir şey. Şu soruları beraber soralım mı? Siz başlayın dedi, lütfen. Uygulama neden elektrik dağıtımı özelleştiğinde kalıcı oldu? Tasarruf raporu nerede? Bu iki soruyla başladık. 2016 yılı Berat Albayrak. Elektrik özelleştirmeleri, dağıtım şirketleri ne zaman özel sektöre yüksek dolar borçlarıyla geçti? 2016-2018 geçişinde. Sorarım o zaman, siz bu işi kalıcı uygulamaya dönüştürerek elektrik dağıtım şirketlerine bir şekilde destek mi sağlıyorsunuz? Vatandaşın değeri yok mu? Tasarruf raporu nerede? İTÜ çıkarsın o raporu. Biz şu uygulama kalıcı oldu, şu kadar kazanıyorum ki. Ve rakam, matematik yalan şu söylemez. Şu kadar tasarruf oldu. Matematik yalan biz söylemez. Biz de buradan rasyonel bir uygulama olup olmadığını görelim. Devam üstadım, lütfen siz seslendirin. Çocukların zorlanması kimsenin umurunda değil. İşte iki kız çocuğun, dün buraya Gamze Taşçıyer geldi. Onun da Allah bağışlasın iki kız evladı var. Aynısını anlattı. Karanlıkta çocuklar okula gidiyorlar. Okulun işte çocukların psikolojisi, emekçi kardeşim gidiyorlar. Niye bize bunu reva görüyorlar arkadaş? Gamze Hanım da soruyor. Bu haberlerimizi izleyen Avrupa'daki Türkler, Türkçe konuşulan tüm coğrafyalarda bazen şöyle bir eleştiri geliyor bize. Benim o yayından sonra. Yani biz Avrupa'da kör karanlıkta erkenden kalkıp işe gidiyoruz. Tembel, ya çalışma saati aynı. Yıllardan beri zaten bu uygulanıyordu. Evet.